Margaret. 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 Evet. Biraz uyumalısın. Doktor Mathison. Geldiğiniz için teşekkürler. Sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Doktor Mathison o aslında. Özür dilerim. Lütfen beni affedin. Bu son birkaç gün zor geçti. Önemli değil. Laboratuvar önlüğü giymeliydim. Bu Doktor Buckley. Memnun oldum. Bu zevk bana ait. Gerçekten. Burada neler olduğunu hayal bile edemezsiniz. Gerçekten. Haftalardır gözümüze bir saniye bile uyku girmedi. Öyle değil mi Sarah? O bunlara dayanamıyor. Hepimiz aynı durumdayız. Günlerdir hiç uyumadığımızı söylemiş. Bu o. Duydunuz mu? Başlıyor. Onu duydunuz mu? Bugün biraz daha kızgın. Kim kızgın? Grace bize çok yardımcı oluyor. Bizim tek desteğimiz o. Eminim öyledir. Evin kalanını görebilir miyiz? Elbette. Bu tarafta lütfen. Eski bir ev ama çok hesaplıydı. Taşınalı çok fazla olmadı. Ben Tom. Bir fizikçiyim. Eğer şeye devam edeceksen... Ben de bir fizikçiyim. Sen ne olduğumu sandın? Ev hanımı ya da kuaför olduğumu mu? Hayır... Ben öyle demek istemedim. Önemli değil. Aslında gerçekten kuaförüm. Ben Tracy. Tracy Northrop. Tom, bu kadar sohbet yeter. Yukarı çıkıyoruz. Biliyorum. Size destek oluyor. Ne zamandan beri? Bilmiyorum. Birkaç gün oldu. 3-4. Öyle değil mi Sarah? Siz geç kalınca kime başvuracağımızı bilemedik. Biz kamu hizmeti sunmuyoruz Sidwick. Elimizden geleni yapıyoruz. Elbette. Bir saniye izin verin. Kızların odası. Susan. Kalorifer tamir olana kadar yerde oynamak yok tatlım. Hala yerleşiyoruz. Bizim hala çözmemiz gereken bazı sorunlarımız var ama... Burası kelepirdi. Bak tatlım ve selam ver. Merhaba de. Merhaba. 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 Kızlar demiştiniz. Julia büyük babasına gitti. Kendini pek iyi hissetmiyordu. Biz de onu bir süre için Vermont'a göndermek istedik. Birkaç günlüğüne. Şimdi çok daha iyi. Her şey hazır. Özür dilerim, bölmek istememiştim. Ne zaman isterseniz. Çok fazla ışık var. Seansa başladığımda ne olursa olsun lütfen çemberi bölmeyin. Tehlikeli olabilir. 22 Ocak 11 çeyrek. Seansa katılanlar kuzey tarafında Bay Sidwick ve karısı Dr. Margaret Mathison ve Tracy Northrup. Seans Dr. Thomas Buckley tarafından kaydediliyor. Sıcaklık yavaşça düşüyor. 1 derece. Düzeltiyorum, 2 derece. Yay basıncı sabit. Seni çok zor duyuyorum. Yüksek sesle konuş lütfen. Hmm.
Seni çok zor duyuyorum. Biliyorum. Biliyorum ama bağırman gerekecek. Yavaş, lütfen. Yardım etmeye geldik. Söyle. Çemberi sakın bölme. Sana durmanı söyledim. Sana Acıyor. Durmanı söyledim. Dur artık, yeter. Çemberi sakın bölme. Canım sana söylüyorum, yapma, durmanı emrediyorum. Çemberi bölme. Sana durmanı emrediyorum. Hayır. Anne, anne, korkuyorum anne. Buradan gidelim, çok uzaklara gidelim. Tamam tatlım. Tamam. Vermont'u özlüyor musun? Eviniz neredeydi? Bakersfield'da. Güzel miydi? Hı hı. Ablan da seviyor muydu? Dolap fikri kimden çıktı? Senden mi, ablandan mı? Julia. Duvarlara böyle vurmayı sana o mu öğretti? Babamı çok korkutuyor. Peki annen? Annem de gitmek istiyor. Seninle bir anlaşma yapalım. Bu seninle aramızda kalacak. El sıkışmak zorunda mıyız? Hayır. El sıkışmak zorunda değiliz. Şimdi dinle. Bir daha yapmamaya söz verirsem babana bir şey söylemeyeceğim. Hepsi bu. Masayı ben öyle oynatmadım. Hayır, bunu biliyorum Susan. Sana onu sormuyordum. Ablam buna gerçekten çok üzülecek. Evet. Gerçekten çok üzülecek. Araba benden, kullanmak senden. Bu adil. Neden adil olsun ki? Öyle. Nereye gidiyorsunuz? Bu şeyi hala çözemediniz ama. Hiç merak etmeyin Bay Sidwick. Eğer sesler yine başlarsa hemen bizi arayın. Ve kuaförden de kurtulun. Görülen UFO.
Pilotluğunuzu yapmak bir onurdu Bay Silver. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. İzin verin size yardım edeyim efendim. Yine bırakır mısın lütfen? Teşekkürler. Masanın üstüne yeterince sert bastırırsan ve ellerini vücuduna doğru çekersen masanın iki dış ayağı liseli bir kızın eteği gibi kalkacaktır. Hatta ayakkabınızın ucunu ayaklardan birinin altına sıkıştırarak ve ellerinizle sıkıca tutup ayağınızı aynı anda kaldırarak tüm masanın havaya havalanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için tek gereken biraz kas ve çok fazla pratik. Yani doğru suç ortağıyla iyi bir gösteri sergileyebilirsiniz. Atmosfer çok önemli. Her zaman bir bahane bulup ışıkları kapatmanız gerekir. Çünkü ruhlar istiyor. Odaklanmanız gerek. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bilimsel değil. Ama bir fotoğrafı tab etmek için karanlık gerekir, değil mi? Bayan Owen? Yani tüm paranormal olayların istisnasız olarak dolandırıcılık olduğunu mu söylüyorsunuz? Aslında öyle bir şey demiyorum. Sadece çocuğunun ya doğal bir açıklaması var ya da öznel yorumlamanın sonuçları. Peki ama uygun kontrolü nasıl sağlayabiliyorsunuz? Zor değil. Böyle bir olayda özel bir hazırlık olmadan medyum arkası duvara gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve dirseklerinin arkasına iki kart yerleştiriyoruz. Masayı kaldırmak için kollarını hareket ettirirse kartlar düşüyor. Kartlar yerinde kalırsa bir sahne görevlisinin ruhu masayı kımıldatıyor olabilir. Prensip bu. Ya da eller için bir güvenlik bölgesi işaretlersiniz ve bu şekilde ağırlık merkezinin dışında basınç uygulanmadığından emin olursunuz. Örneğin yuvarlak bir masa. Basınç masayı hareket ettirecektir buraya, buraya ve buraya. Hiç açıklanamayan bir vakayla karşılaştınız mı? Örneğin olağan dışı bir yeteneğin varlığı gibi. Olağan dışı bir yetenek. Ne gibi? 100 metreyi 10 saniyenin altında koşmak gibi mi? Ya da sağır olduğun halde bir başyapıt bestelemek gibi mi? Senin beynin istisna olabilir ben ama çoğu beyin her saniye akıl almaz sayıda karmaşık zihinsel işlemi yerine getirir. 100 milyar nöron sürekli olarak sinapslar aracılığıyla haberleşir ve algılarımızı, duyularımızı yaratır ve düzenler. Düşüncelerimiz, aklımız, duygularımız, beynimizdeki görüntüler, dikkat aralığımız, öğrenme, hafıza... Bunlar beyin için yeterince olağanüstü değil mi? Üstüne bir de özel güçlere mi ihtiyacı var? Demek istediğiniz herhangi bir paranormal gücün varlığının imkansız olduğu mu? Benim söylediğim şey Bayan Owen, 30 yıl boyunca her türlü olayı doğru kontrol mekanizmalarıyla soruşturduktan sonra bir tek mucizeye bile rastlamamış olmam. Çok iyi masa kaldırıyorsun. Teşekkür ederim. Ben az önce dersini izledim. Doktor Shackleton. İlham vericiydi. Tebrik ederim. Biliyor musun? Şüpheciliğine hayranım var kız. Ama açıklayamadığın için gerçekleri reddedemez. Bu doğru değil. Senin departmanının neden bizim bütçemizin iki katını aldığını açıklayamıyorum ama gerçek olduğunu reddetmiyorum. Pekala, hadi konuşalım. Güçlerimizi birleştirelim. SPRSC'de çok büyük ilerlemeler kaydediyoruz. Seninki gibi güçlü bir bakışın bence çok yardımı olacaktır. Ben hokus pokus yapmam Shackleton. Sana da yapmamanı öneririm. Siz buna dokunmadınız bile. Nasıl yaptınız bunu? Bu inanılmaz bir şey, öyle değil mi? Evet, her zaman başarılı olmuyor. Bugün şansım yaver gitti. Gerçek şu ki bunu hepimiz yapabiliriz. Evet, ben körlerin koku alma duyularının daha gelişkin olduğunu biliyordum. Ama bu gece burada gördüklerinizden sonra... Evet, haklısın. Haklısın. Simon Silver 60'ların sonunda büyük bir şöhret kazandı ve ünü izleyen 10 yıl boyunca büyümeye devam etti. 1975'te beklenmedik şekilde emekliliğini açıkladığında yüz binlerce hayranı büyük bir şok yaşadı. Pek çoğu sahne ışıklarından uzaklaşmasını usta gazeteci Martin Weiner'ın ölümüyle ilişkilendirdi.
Şüpheci bir gazeteci olan Miner, Silver'ın gösterilerinden birini izlerken çok ender bir tür kalp krizi geçirmişti. Yapılan otopsi kalp krizinin doğal sebeplerden gerçekleştiğini göstermişti ama Silver ona yönelen şüpheleri bir türlü tam olarak giderememişti. Tıpkı yıldız oluşunda olduğu gibi bir anda ortadan kaybolmuştu. Son gösterisinin üstünden geçen 30 yıl... Margaret, onu izliyordum. Özür dilerim ben... Belki duymuyorsun demiştim çünkü... Duymadın. Doktor Mattison buralarda mı? Hayır değil, hayır. Ödevimi senin yanında bırakabilir miyim? Evet. Parayı izle, tamam mı? Nereye gitti? Bardağını kaldır lütfen. Bunu yapmayı nereden öğrendin? Gözlerine her zaman inanamazsın. Zihrin çoğu yanlış yere baktırılarak yapılır. İşte tüm eğlencesini yok ediyorsun. Ne kadar basit olursa o kadar iyi. Bir şapkadan tavşan çıkarmanın tek yolu en başında onu oraya koymaktır. Aç. Sol elinde. Bunu gördün mü? Şansım yardım etti. Ders gerçekten çok iyi. Düşünmeni sağlıyor. Uzun zamandır mı Mattison'la çalışıyorsun? Sen de mi psikologsun ya da sihirbaz mısın? Ben de. Hayır, ben sihirbaz değilim. Ben aslında bir fizikçiyim. Bunu neden yapıyorsun? Ne yapıyorum? Sahte paranormal olayları soruşturuyorsun. Bu biraz garip değil mi? Margaret'a yardım etmeye çalışıyorum. Hayır, yani neden? Biri sahip olmadığı güçleri olduğunu iddia ediyorsa kime ne? Neden uğraşıyorsun? Neden? Senin annen de karnındaki bir ağrı yüzünden bir medyuma görünmeye giden insanlardan biri olsa ve medyum ona bir şeyi olmadığını ve sadece gasret olduğunu söylese. Ama sonra mide kanseri olduğunu öğrense ve tedavi için geç kalınmış olsa, yine kime ne der miydin? Başına gelen bu muydu? Tamam, şunu izle. Hazır mısın? İşte geliyorum. Evet. Aman Tanrım, bunu nasıl yaptın? Simon Silver canını yapmıyor. Hayır. En ünlü medyum 3 hafta sonra bizi burada ziyaret edecek. İnternetten rezervasyonlar 6 saat içinde büyük bir artış gösterdi. Ve Columbus Tiyatrosu gişesi açılır açılmaz bilet almak için büyük bir sıra oluşacak. Columbus Tiyatrosu'ndan bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Margaret Mattison. Alo? Alo?
İyi misin Stevie? Müziğini ister misin Stevie? Müzik çalmamızı ister misin? Bazen müziğini çalmamız işe yarıyor. Bu müzikleri çok güzel buluyorum. Biz de dinliyoruz ama resim yapamıyoruz. Stevie resim yapabiliyor. Doğru değil mi Stevie? Güzel resim yapıyorsun değil mi? Çocuklar işte. Otomatik resmi başkasına yuttursunlar. Neredeyse ona o boyaları yedirecek. Ama duydun şu parazit yüzündendi. Yani Stevie ve Van Gogh onlar konuşamıyorlar. Bağlantı kurmasına yardım edeceğini düşünse annesi kulağını keserdi. Evet 120 kilometre geldik. Ve tek kötü çizim bile yok. İyi misin? Biliyor musun tek başıma olsam buna devam edemezdim. Artık iyice yaşlanmaya başladım. Aa, hadi. Nereden çıktın sen? Dünyanın her yerindeki herhangi bir üniversitede parlak bir kariyerin olabilirdi. Bunu biliyorsun. Böylesi değil. Neden benim yanımdasın? Ne şey... Yani ben şey... Biliyor musun, ekibe birini daha almak sence de iyi olmaz mıydı? Bunu hiç düşünmüyor musun? Yaşı biraz küçük, öyle değil mi? Kimin? Ne için? Doğru. David'i kontrol edeceğim. Beni oraya bırakır mısın lütfen? Tamam. İnsanların hayaletlere inanmalarının sebebi hayaletli evlere ya da ışık tünelleri görmeye inanmalarıyla aynı. Çünkü bu ölümden sonra bir şey olduğu anlamına gelir. Doktor Jackson, lütfen 112 numaraya. Keşke olsaydı. Ama inançlarımı, ihtiyaçlarımın ya da arzularımın yönetmesine izin vermeyeceğim. David şimdi uyansa ve aynaya baksa, aynadaki adamın ya da benim kim olduğumuzu bile bilemez. Bir saniye için bile. Başka bir şeyin olduğuna inansam, tüm bu aletleri kapatır ve oğlumun gitmesine izin verirdim. Margaret. İddia sahibi kadın, her gün uzaylılar tarafından ziyaret edilip tecavüze uğramaktadır. Her gece ona şiddetli bir şekilde sahip olurlar. Bu yüzden bir hipnozcuya gider ve ziyaretler kesilir. Hipnozcuya geri döner ve şöyle der. Haftada bir gelmelerini sağlayamaz mısın? Özel yetenekleri olan iki tür insan vardır. Gerçekten bir tür gücü olduğunu düşünenler ve foyalarını ortaya çıkaramayacağımızı düşünenler. Hepsi yanılıyor. Biraz küçük değil misin? Niçin? Doğru. Peki ne arıyordu? Kırmızı ışıklar. Kırmızı ışıklar mı? Akorsuz notalar. Olmaması gereken şeyler. Örneğin şu adam gibi. Sosisler, hamburgerler. Beklerken aç kalmayın. Sosislerinizi ve hamburgerlerinizi... Hey, oradakine ne dersin? İyi gördüm. Sosisler, hamburgerler. Buyurun bayan.
Çok özür dilerim. Ne yaptın? Bu tamamen benim suçum. Önüne baksana. Önüme bakmıyorum. Ver onu bana. Affedersiniz. Hadi yoluna git, tamam mı? Tamam, özür dilerim. Sosisler, hamburgerler. Beklerken aç kalmayın. Çocuğun elinden şekerini almak gibi. Güzel, giriyoruz. Tamam. Leonardo Paladino. Ah, Doktor Madison. Herhalde locamın sadece bana ait olmasından hoşlandığımı söylemişlerdir. Ah, evet, elbette doktor, bunu biliyoruz. Ama düşünüyordum öyleyse diye... varlığınızı belli etmeyin derken her yere adam yerleştirmenin istediğim şey olmadığını da anlarsın. Özür dilerim Doktor Madison. Geri çekilmeleri için emir vereceğim. Burada her şey yolunda. Anlaşıldı. Burayı kontrol ediyorum. Doktor, bu adamın sahtekar olduğundan nasıl emin olabiliyoruz? Occam'ın usturasını hiç duydun mu? Occam'ın usturasını? Toynak sesi duyduğum zaman aklıma tek boynuzlu at gelmez. Sadece at gelir. Benim adım Leonardo Paladino. Ve ben de sizin gibi görebiliyorum. Göremesem kör olurum. Ben bir akılcıyım. Benim de sizin gibi bir aklım var. Ben bir medyumum. Çünkü açıkça görebiliyorum. Tek kelimesini bile değiştirmiş. Paladino'yu önceden tanıyor musun? Biraz daha tam sayılmaz. Leonardo Borga'yı araştırdık. Giordano'yu ve diğeri kimdi? Zerika. Zerika. Ama Leonardo Paladino bizim için ilk. Bunun için heyecanlıyım. Bizi göremiyor mu? Hayır, bu ışıkla bize... göremez. Cam polarize, hiç kimse bir şey göremez. Elbette, özel güçleri yoksa. Bakın. Şimdi izle. Ben sadece iyileri iyileştiren ışıktan meleklere inanmıyorum. Ben gökyüzünden gelip insanoğluna uyanış çağına doğru giderken yol gösterecek uzaylılara inanmıyorum. Bu yeni. Ben yatağınızın üstünde uçan... Bu Zeman mı? Evet, onardım, sorun yok. Sen mi onardın? Tamire göndermen gerekiyor. Buna paramız yok, merak etme. Tam para istememiz gerekiyor. Sana onardım dedim, çalışacak. Evrende yankılanan kutsal şarkılara da inanmıyorum. Ben şeytana inanmıyorum. Ben Tanrı'ya inanmıyorum. Tanrı'nın kendisine de inanmıyorum. Neye inandığımı söyleyeyim mi? Ben sadece bir tek, temel... Hadi Tom, başlayalım. Tamam, bir saniye çalışıyorum. Dizginlenemez bir akış, bir berraklık patlaması. Dünya kadar eski, içimde derinlerde yanar ve vahşi bir acımasızlıkla birlikte patlar. Tom. Bir saniye bekle. Tom. Bir saniye, başlıyorum. Ben sadece kendime inanırım. Tom. Kendime inanırım. Kendime. Hadi Tom, başlayalım. Tamam, yakaladım. Leo, duyuyor musun? Leo, duyamıyorsan başımız dertte demektir. Başım. Başım. Judy Kay. Hissedebiliyorum. Tekrar ediyorum. Judy Kay. Judy Kay. Sağında. Judy Kay. 8. sırada olmalı. Yanındaki adam... Önleyici kullanıyorlar. Bu adamlar ne yaptıklarını biliyor. Bir şey yapamaz mısın? Evet, sanırım. Bir saniye. Judy Kay, sana Tanrı adına sesleniyorum, hemen ayağa kalk. Yaşasın, Leonardo yeniden inanmaya başladı. Hemen ayağa kalk. Tanrı aşkına sana kalkmanı söylüyorum. Ailesiyle birlikte Greenwich'te 3154 numarada yaşıyor. 3154 Greenwich. Evini koruyan beyaz bir ateş olduğunu görüyorum. Kız mide kanseri hastası Leo. Sakın korkma. Mide kanseri. Orada her şey yolunda mı? Her şey mükemmel. Sorduğun için teşekkür ederim. Her zaman böyle midir? Hayır. Şansımız yaver gitti. Sinyal her 40-50 saniyede bir değiştiriliyor. Şimdi bu frekansı diğerlerinden ayırmam gerek. Herhalde bu kadar dikkatli değillerdir. Neyin olduğunu biliyorum Judy. Korkma. Çık! Judy'nin vücudunu terk et. Artık sana ihtiyacı yok. Çık oradan, çık! Judy... İyileştin.
Sen de söyle. İyileştim. Tanrı'nın adıyla söyle. İyileştim. Tanrı'ya şükür. Yakaladım. Tanrı'ya şükür. Richard Vargas. Tekrar ediyorum, Richard Vargas. Tanrı'nın adıyla Richard Vargas'a sesleniyorum. Hayır, Leo, pozisyonunu düzelt. Tanrı'nın adıyla Richard Vargas'a sesleniyorum. Sağda olması gerek. Günahların yüzünden korkmana gerek yok Richard. Ayağa kalk ve kurtuluşun ışığını kabul et. Gösterisini çok iyi sergiliyor değil mi? İyi bir öğretmen oldu. Bir yıl Silver'la birlikte çalıştı. Simon Silver mı? Kör olan mı? Tamam, şimdi buraya kız kardeşi Maria ile birlikte gelmiş ve annesi de bir saniye... Dorina. Richard, korkma. Dorina ve Maria korkmuyorlar. Onları dinle. Onlar ışığa gelmeni istiyorlar. Dikkat et Leo, şöyle aynı hizaya gelme. Özür dilerim, benim hatamdı. Sanırım her şey yolunda. Her şey yolunda. Seninleyim Richard. Beni duyuyor musun? Beni hala duyuyorsan söyle. Seninleyim Richard. Özür dilerim, benim hatam. Bana bak Richard. ...423 Wilbur. Tekrar ediyorum, 423 Wilbur. Şimdi orta bloktaki yerinizi alın. Koltuk değnekli kadına odaklanacağız. Sıra 32. Ucuz atlattık. Yedek kontrollere baktın mı? Hayır. Hayır, Leo, göğsüne dokunmayı bırakır mısın lütfen? Sorun kolunda. Bir gün biri bu Arjantinli'nin foyasını fena ortaya çıkaracak. İşte o zaman başımız derde girecek. Merhaba. Bunu mu kaybettiniz? Kanserli bir sürü insan. Buradayım, geri döndüm. Bundan şüphe yok. Neden bahsettiğimi biliyorsun Simon. Sahneye geri dönecek misin? Aa, kim bilir Nina. Bu da büyük bir olasılık. Bunun hassas bir konu olduğunu biliyorum. Son gösterin o kadar iyi olmamıştı değil mi? Bazı insanlara göre sen... Hayır, bu uzun zaman önceydi. O zaman söyleyeceklerimi söyledim. Sadece talihsiz ve trajik bir vakaydı. Garip olduğunu kabul ediyorsun. En büyük muhalifin sana kendi gösterinin ortasında saldırdı. Herkes için çok kötüydü. O zamanlar insanların dilindeki söylenti Martin Winner'ın senin bir sahtekar olduğunu gösterecek bir, evet, kitap yazdığı yönündeydi. Evet, zaten mantıklı olmayan şey de bu. Çünkü benim hiç gücüm olmadığını iddia eden insanlar ayrıca Martin Winner'a kalp krizi geçirttiğimi söylüyorlar. Bir numaralı düşmanın. Sen güvendesin Nina. Biliyor musun? Bence sen daha sahneye bile çıkmadan herkesin senden bahsetmesini sağlayabiliyorsun. Bu gücümü ispatlamaz mı? Eminim öyledir. Biliyor musun Silver, tam 30 yıldır bunu yapmayı istiyordum. Ne getirdim biliyor musun? Dur tahmin edeyim. Eğebileceğim bir şey olabilir mi? Nasıl bildin bunu, yoksa aklımı mı okudun? Hayır. Ucuğu son birkaç dakikadır cebinden görünüyor. Ne? Bak, sen koca bir bebeksin. Biliyor muydun? Tamam, siz buna ne diyorsunuz? Eğmesini isteyelim mi arkadaşlar? Neden hiç kimse televizyon izlememe izin vermiyor? Çünkü o programı sadece ev kadınları izler. Hadi. Ev kadınlarına karşı değilim. Annem de onlardan biri. Annenin bütün gün oturup örgü örüp işe yaramaz programları izlemediğinden eminim. Silver'da şansımızı denemeliyiz. Aa, hadi unut bunu. Orada ilgimizi çekecek bir şey yok. Bu sabah geldi. Dijital olarak rötuşlanmamış. Bir trambolin. Dünyada bizi zorlayacak hiçbir şey kalmadı mı? Silver bizi zorlayabilir. Silver daha önce soruşturuldu. Evet ama 30 yıl önce. Onu şimdi soruşturmalıyız. İlgimi çekmiyor. Unutabilirsin. Benim ilgimi çekiyor. Hadi 10 gün sonra burada olacak. Bozuk bir plak gibisin. Sana hayır. Neyin var senin? Ondan korkuyor musun? Pekala. Bu bilgiyi benim için bir rapor haline getirebilir. Margaret. Ben Paladino ile olanları duydum da herkes bundan bahsediyor. Teşekkür etmek istiyorum. İnsanlar adımızı kötüye çıkarıyor. İstenmem. Hadi Margaret, biraz anlayışlı ol. Orada ciddi araştırmalar yapıyoruz. 2.1 skorla başladık. Yani övünülecek bir şey değil ama son birkaç haftada skorlarımız 3.4, 4, 4.6. Ve bu değişikliğin sadece şans olması olasılığı da 1/200 Margaret. Boy. 1/200 diyorum. Tamam.
Tamam. Tom, sen gidip derse bensiz başla. Bunu al. Bunu da, bunu ve bunu da. Veya fotoğrafları da göster. Hoşlarına gider. Evet, bu defa ne? Pisişik fotoğrafçılık mı, uzak geçmişi hatırlama mı, uzakları görme mi, çizimler mi, kapalı zarflar mı, kartlar mı, çiftli kör, üçlü kör, tek kör? Tek kör, kendim yaptım. Anladığım kadarıyla testi biraz önce yapmışsın. Doğru. Deneyin karşında mıydı? Evet. Peki onlar? Onlar kontrol bölmesinde deneyi izliyorlardı. Seni kim izliyordu? Beni mi? Biri beni izlemeyi neden istesin ki? Bu bir şaka. Peki bu denekle yaklaşık aynı göz seviyesinde mi? Yaklaşık olarak evet. Işık altında evet. Herhalde. Şimdi olduğu gibi mi? Yaklaşık olarak evet. Kartlar yanında mı? Hayır, şu anda yanımda değil. Affedersiniz efendim. Ah, işte. Tamam. Tamam. Sor. Sor derken? Hadi dedim, sor. Sana mı yani? Elbette. Burada mı? Neden olmasın? Ha, tamam. Kare. Artı. Kare. Kare. Yıldız. Dalga. Nasıl yaptın bunu? Metodolojik kusur. Hayır hayır hayır. Saydam değil, buna baktık biz. Yetersiz kontrol. Elde edilen verinin yanlış kullanımı. Ya da bu olayda hepsi aynı anda. Tebrik ederim. Gelecek sefere gözlüğünü çıkarmayı dene. O zaman neden kartı ışığa tuttun? Gözlüğün aklına gelmesin diye. Bu görüntüler Soğuk Savaş sırasında çekildi. Sovyet yetkililerin kontrolündeki koşullarda gerçekleştirildi. Yani bağımsız bir soruşturma mümkün olmadı. Leningrad, 1970. Burada Katya Novikova daha tartışmalı deneylerden birini gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde kurbanın kalbine odaklanıyor. Başta daha hızlı atmasını sağlıyor. Sonra yavaşlatıyor. Ve sonunda kalbi tamamen durduruyor. Katya güçlerini annesinden aldığını iddia ediyordu. Her zaman doğruyu bilen sadece Tanrı'dır Doktor Matheson. Ve evet, bazı dolandırıcıların olduğu doğru, tıpkı şüphecilerin olması gibi. Ve biliyorsunuz bilim adamları bile yanılıyorlar. Ama siz profesyonel şüpheciler, ayrıca etkili konuşma konusunda da uzmansınız. Lütfen beni suçlamayın doktor. Bilim adamlarının hataları genelde rastlantısaldır Bay Cohen. Sahte bilim adamlarının hataları genelde... Doktor Matheson şunu unutuyor. Bu konudaki fikirleri oluşturalı 30 yıl olmuş. Çoğu profesyonel dolandırıcılığın tehlikesinin farkında ve deneylere akla gelebilecek her türlü önlemle tasarlıyor. Biz inanıyoruz doktor ama saf da değiliz. En saf olanlar en akıllı olanlardır ve her türlü açıklanamayan şeye inanırlar. Kolay kurban olurlar çünkü mantıklı olarak düşünürler ve profesyonel sihirbazlar buna güvenir. Örneğin müşteriniz, o da onlardan biri. Burada olacağını söylemeliydiniz. Müşterimle konuşmayacağınızı söylediniz yoksa benden mi korkuyorsunuz? Merak ediyorum, neden her parapsikolojik olay odaya profesyonel bir şüpheci girdiğinde ortadan kayboluveriyor? Her dört Amerikalı'dan üçü metafiziksel bir tecrübe yaşadığını iddia ediyor. Hatta daha büyük bir oran bu konunun yakından incelenmesi gerektiğini düşünüyor. O da bu işin içinde, öyle olmalı. Doktor, size sormak istiyorum. Sizce de dışarıda hala açıklayamadığımız bir şeyler yok mu? Hemen çık git oradan. Korkarım benim meslektaşlarım, deneysel psikoloji uzmanları bile bu garip olaylara yaklaşımları konusunda fazla bayağı olabiliyorlar. Bunlar sadece laf, sadece anlamsız kelimeler ama tüm kargaların siyah olduğu kuralını çürütmek için gereken tek şey bir tek beyaz karga. Evet, hiç beyaz karga görmedim ya sen. Biraz daha iyi bak. Bayan Hanson, yanılmıyorsam şu anda Simon Silver'ın menajerliğini yapıyorsunuz. Herhalde geçen yıllarda onu yakından tanımış olmalısınız, bu doğru. Kendimi ayrıcalıklı sayıyorum. Benim için hep bir ilham kaynağı olmuştu. Silver'ın dönüşü büyük bir olaya dönüşmeye başladı. Atlanta ve Dallas'taki kapalı gişe gerçekleşen gösterileri sadece inanılmaz bir başarı olarak tarif edilebilir. Bugün bizim şehrimizde bu stüdyodan sadece 500 metre uzaktaki Columbus Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak. Şimdi Bayan Hanson, gösteri hoş bir kelime değil.
Sizce yaptığı şeyi tarif etmek için bu doğru kelime ben mi acaba? Ben paylaşma diyorum. Simon olağanüstü yeteneklerini paylaşma konusunda hiç utangaç bence olmamıştır. Bence gösteri bu konuda en doğru kelime. Aynı fikirde kendisine değilim. Kendisine inanacak büyük bir kalabalık ve kazanılacak büyük paralar varken neden ciddi bir araştırmaya izin versin ki? Ve paranın büyük olduğundan emin. Çok seçenek arasında. İnsanlardan faydalanıyor. Simon Silver en azından iki saygın üniversite tarafından kapsamlı bir soruşturmaya tabi tutuldu. Ama sanırım bunu biliyorsunuz doktor. Çünkü o komiteden birinde siz de vardınız. Sizin de bildiğiniz gibi o sonuçların altına imza attı. İyi misin? O deneyler uygun kontrol koşulları altında gerçekleştirilmedi. Biz farklı doğanlar kendimizi sizin elinizde güvende hissediyoruz. Vücut boşluklarının tamamen incelenmesi, hayvan gibi içine kapatıldığımız Faraday kafesleri ve Silver'ın kendini buna maruz bırakmasına şaşıyor musunuz? Hayır, yaptığı şeyin bir sahtekarlık olduğu şüphesini ortadan kaldırabilecek eldeki tek protokolü uygulamak istememesine şaşmıyorum. Bunlar çok ikna edici gelebilir doktor ama şu da bir gerçek ki gerçekleştirilen telepatik deneyler... Hayır, savunmaya geçme. Margaret yapılan sakın savunmaya geçme. Savunmaya geçiyor. Görüyor musun? İşte yaptığı şey bu. Savunmaya geçiyor ve her ama şeyi... Ama bu olayları bile... inceleme konusundaki deneyimime dayanarak şunu söylemek onlara zorundayım ki... Verme. Bu tür bir paranormal güce sahip olur. Birini bulma şansı neredeyse sıfır. Laf. Kemikten bahsedecek. Laf. Herkes adına karar verme yetişine sahip olduğunu sakın düşünüyorsun. Sakın kemikten bahsetme. Ama o gösterilerde iyileşen insanlardan hiç bahsetmiyorsun. Ben senin gözlerini açtığın kurbanların bazılarıyla konuştum. Hakkında pek iyi şeyler söylemiyorlar. İnsanlara bu deli saçmalarının kurbanları olduklarını söylemek ve onları bunlardan kurtarmaya çalışmak bir köpeğin ağzından kemiği almaya benzer. Bırakmak istemem. Evet, sizin için zaten sadece biz. Bunu nereden bildin? Çünkü ben ne diyorum? Sizin için zaten biz sadece buyuz. Bir demek hayvanız. Demek istediğim bana bir fotonun insan vücudundan geçebildiğinin kanıtını gösterin. O zaman görünmezliğe inanayım. Bu olana kadar burada bahsettiğimiz şey... Sadece basit, subjektif inançlar. Siz neye inanıyorsunuz Doktor Matheson? Sizin inandığınız yüce bir şey var mı acaba? Bir ne? Yani inançlardan bahsediyorsunuz. Siz neye inanıyorsunuz? Bunun konumuzla ilgisi olduğundan emin değilim. Bu çok basit bir soru ve belki cevap verebilirsiniz. Sadece inanıp inanmadığınızı soruyorum, o kadar. Bakın, ben anlamaya çalışırım. İnanmayayım. Yani dışarıda bir şeyler olması olasılığını kabul ediyorsunuz. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Dindar biri misinizdir? Hayır, eskiden uzun zaman önce sanırım sayılırdım. Uzun zaman önce mi? Ve inancınızı mı kaybettiniz? Ne oldu da sizi bu kaybolmuş, bu yalnız kadına çevirdi acaba? Bakın bu basit bir soru. Bu kadar. Lütfen kalkmanıza gerek yok. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Bazen böyle şeyler söylenir Doktor Matheson. Her şey saf konuşma sanatı değildir. Bazen böyle şeyler çıkabilir. Kadınlar da her zaman aynı şey. Tartışmanın devamını yayınlamak için elimizden geleni yapacağız. Umarım başka bir gün programa yeniden katılır. Panel üyelerine katıldıkları için çok teşekkür ederim. Matheson gümüşü altına çevirdi. Ve bu kibar olanlardan biri. Ne yaptığını sanıyordun? Tamam. Artık bize karşı elindeki avantajın farkında mısın? Bir dakika içinde onlarca yıl geriye gittik. Silver'ı soruşturmak zorundayız. Bunu hemen yapmalıyız. Tamam, kızgın olmanı haftalardır anlıyorum. Beni ondan uzak tutmaya çalışıyorsun. Aptal değilim Margaret. Bana öyleymişim gibi davranmayı aptal kes. Aptal olmadığını biliyorum ama değmez. Yeter! Onu soruşturacağız. Eğer sen yapmazsan ben tek başıma yaparım. Bak, seni tuzağa düşürdüklerini biliyorum, tamam mı? Adil olmadığını biliyorum. Silver'ın uşakları pis oynadılar. Seni gafil avladı. Bunu anlayabiliyorum. Senin yerinde ben ne yapardım bilmiyorum ama şu anda durum bu. Bizi aptal gibi gösterdiler. Özel destek almayı başaramayalı 2 yıl oluyor. Ve departmanın ödeneği o kadar az ki istenmediğimizi söylemek için yapmadıkları tek şey bize okul bandosuyla birlikte kovmak. Bunun üniversiteyle ilgisi yok. Bu Silver. Silver orada bile değildi. Silver her zaman orada, anlamıyor musun? Sadece elini kirletmiyor. Silver'ı araştırmak zorundayız ve şimdi yapmak zorundayız. Tamam. Otur. Hadi otur. Lütfen. Zaten böyle yapıyor. Bana yaptı ve şimdi de sana yapıyor. Ne demek bu şimdi? Bu ilk değil Tom. Ne yaptığını biliyor. Zayıfız Tom. Güçlü olmak istiyoruz ama değiliz. Senin kızgınlığın bana değil. Ne zaman gözlerimi kapasam oğlumun o günkü halini görüyorum. David'in orada oynadığını görüyorum. Çok küçüktü ve çok da dayanıklıydı. Sonra düştü. Öylece düştü. Oynadığını sanmıştım. Oynamıyordu.
4 yaşındaydı. Margaret, ben sadece... Her şey yolunda. Ona mektup yazıyorum. Çünkü beni duyamadığını biliyor. Sevgili David. Silver'la birlikte tıpkı dünküne benzeyen bir televizyon programına çıkmıştık. O bağırıyordu. Ben bağırıyordum. Gençtik. Ve sonra bakmaya başladı. Bana değil. Benim ötemde bir şeye bakmaya başlamıştı. Sanki benim ötemde bir şeye bakıyordu. Medyumların yaptığı gibi yanında bir melek ya da ölü bir akrabanın olduğunu söylerler. Şimdi buna hiç şaşırmamıştım. Böyle bir oyun bekliyordum ve hazırlıklıydım. Yanında bir çocuk görüyorum dedi. Sarışın bir oğlan görüyorum. Kim olabileceğini biliyor musun Margaret? Sana yakın olan bir erkek çocuk öldü mü? Cevap vermedim. Konuşamadım. O kadar korkmuştum ki. Ve o devam etti. Bu çocuk senden onu bırakmanı istiyor. Onu bırakmak zorundasın diyordu. Zamanı gelmiş. Ve sen onu bırakmıyorsun. Şimdi onu ahlaksız bir dolandırıcı olarak yalanladın mı? Ona oğlumun hala hayatta olduğunu söyledin mi? Benim cevabımı bekleyen milyonlarca insanın önünde herhangi bir şeyi söyledin mi? Hayır, hiçbir şey söylemedim. Ve affedemediğim bir şey varsa... Ve böyle hissettiğim için kendimden nefret ediyorum. Her sabah kalktığımda ve akşam gözlerimi kapatana kadar nefret ettiğim şey... Affedemediğim şey benim oğlumu, uyuyan hasta oğlumu kullanmaya cesaret etmesi değil. Affedemediğim şey bir saniye için bile olsa ve sadece bir saniye sürmüştü. Doğru olabileceğini düşünmüş olmam. O şüphe etmeme sebep oldu. Ve bunu herkes gördü. O tehlikeli tohum. Ondan uzak dur. Gerçekten neyi bilebilirsiniz? Gerçekten neye güvenebilirsiniz? Şüpheleriniz neler? Nelerden eminsiniz? Neye gerçek diyorsunuz? Gökyüzüne baktığınızda ne görüyorsunuz? Gölge mi? Yansıma mı? Uzak yankılar mı? Ayın bir saniye önceki halini görüyorsunuz. Güneşin 8 dakika önce parladığını görüyorsunuz ama gerçekte ne görüyorsunuz? Gözlerinize güvenebilir misiniz? Peki bana güvenebilir misiniz? Yalanlara devam edebiliriz ama geri dönemeyiz. İyileştim. Güle güle git. Olduğum şeyle hiç gurur duymadım. Bunu ben seçmedim. Ben bir şey istemedim. Neden ben seçildim? Beni ayıran neydi? Siz de kendinize aynı soruyu soruyorsunuz. Tam şu anda, şu saniye sizi duyabiliyorum. James Lidenbrock. James Herbert Lidenbrock, ayağa kalk.
Margaret. Margaret, tamam. Tamam, merak etme. Hadi. Yardım edin! Yardım edin! Ne yapıyorsun Margaret? Yardım edin! Tamam. Burada bekle. Durumu belli olur olmaz haber vereceğiz. Hiç akrabası var mı? Hayır, bir yolu var. Haber verebilir misin? Durumu belli olur olmaz haber vereceğim. Hey. Burada olduğunu söylediler. Doktor nasıl? İyi mi? Bilmiyorum. Henüz bir şey söylemediler. Ne oldu sana, yaralanmışsın? Yanında değildim. Tiyatroda Silver'ın yanındaydım. Bana gitmememi söyledi. Korkunç şeyler söyledim. Bunca zamandan sonra onu neden yaşatıyorlar? Her bilimin karşıtı bir sahte bilim vardır. Psikolojinin tam tersi parapsikolojidir. Tıp için akupunktur ve homeopati vardır. Astronomi için astroloji. Her biriniz için doğum günlerinize göre kişiselleştirilmiş doğum kartlarınızı hazırlattım. Şimdi zaafları açıp dikkatlice incelemenizi istiyorum. Alo. Evet, ben Tom Buckley. Alo. Ben Tom Buckley. Silver. Güzel, kartlarınızı inceleme şansınız oldu. Şimdi bunlara birden beşe kadar puan vereceğiz. Bir düşük seviye bir rastlantı ve beş en yüksek korelasyon. Kaç bir? Güzel. 2. 3. Güzel. 4. Güzel. Ve 5. Güzel. Şimdi kartlarınızı arkanızdaki kişiye uzatın. Eğer en arkadaysanız kartınız... Ne var? Hepsi aynı. Bugünlük burada bırakacağız. Yarın devam ederiz. Geldiğiniz için sağ olun.
Benim hapse ilk girişim değil, biliyor musun? Hapishane yemeklerini hiç tattın mı? Her şeye acı biber koyuyorlar. Leonardo? Evet Bobby, Leonardo. Hafızan çok iyi. Öğrenmeye başlamışsın. Saat 5'te küçük bir karton süt veriyorlar. Ben kahvaltı etmem. Saat 11'deki öğle yemeğine kadar beklerim. Acı biberli makarna olur. Pilav, fasulye. İçinde eti zor bulursun. Bazen de acılı hamburger verirler. Hepimizin Meksikalı olduğunu sanıyorlar. Saat 5'te yine aynı şeyi alırsın. Ve ertesi güne kadar. Hepsi budur. Bu yüzden gece vakti sütümü çıkarım. Leonardo. 4 haftadan kısa sürede 7 kilo... Leonardo! Var. Evet? Silver'a orada olacağımızı söyledin. Değil mi? Seni nasıl yakaladığımızı anlattım. Kör adam sizi korkuttu mu Buckley? Kör adam ona oyun oynadığınızda bunu görüyor mu? Silver'le ne zaman konuştum? Bak Lee, yanlış yere geldin. Silver'ın bilmek için bana ihtiyacı yok. Bilmek istediği bir şey olursa öğren. Bu gösterilerinden biri değil. Seni buraya atan benim. Şimdi söyle bana, Silver'la ne zaman konuştun? Seni kuş beyinli, ben Silver'ı tanımıyorum bile. Onunla 1 yıldan fazla çalıştım. 20 yıl önce. Sana bunu söyleyen olmadı mı? 37 yaşındayım Buckley. O zaman sadece bir çocuktum. Beni kullandı. İşim bana söylendiğinde ağlamak ve çenemi kapamaktı. Gelip bana içini döktüğünü mü sanıyorsun sen? Zamanıma boş harcıyorsun. Burada neye bulaştığın hakkında bir fikrin yok değil mi? Seni tekrar görmek güzel değil. Senin neye bulaştığın hakkında hiçbir fikrin yok. Silver'ın burada bir gösteri daha yapmak için Denver'daki son gösterisini iptal ettiğini biliyor muydun? Bence uçağa binmekten korkuyor. Umarım tiyatronun sahipleri sigorta primlerini ödemiştir. Evet. Yani şehirdeki son gösterisi neredeyse Polimiz tiyatrosunun sonunu getirecektir. İnanılmaz. Yani benim yeğenim de her zaman kaşık yer. Ne? Ve tüm bu başarılarının karşılığı annesinin kaşıkları saklaması. Eğer yeğenim kör olsaydı ve ben olmadığını söylemiyorum, bunu söylemen hiç hoş olmazdı. Yeğenim kör olsaydı kardeşimin kaşıkları saklamasına gerek kalmazdı. Bu acımasızlık olurdu. İstersen artık telefon almaya başlayalım. Belki aramak isteyenler vardır. İyi fikir. Belki dinleyen biri vardır. Dinleyenler arasında kör olup bize dava açmak kimse isteyen mi? Var mı? Hayır, hayır, hayır. Lütfen, hayır, bunu istemiyorum. Bize meydan okuyor. Hayattaki tek amacımız elimizden alacaksın. Hadi diyorum. Hadi dava edin bize. Tamam. Tamam hadi ama. Hadi. Hadi. Özür dilerim. Özür dilerim. Thank you.
Tamam. Tamam. Randevunuz var mıydı? Yardımcı olabilir miyim? Ben sadece çıkışı arıyordum. Özür dilerim. Tamam. Tom. Tom. Gözlerini aç. Lanet. İyi misin? Ne oldu? Tom. 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 Bana merak neler etme. Olduğunu söyleyecek misin? Silver! 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 Tom, neler oluyor? Hadi. Beni burada bırakma. Beni burada bırakma. Silver! Beni tek başıma bıraktın. Beni yalnız bırakma demiştin. Artık gitmen gerekiyor. Neler oluyor? Tom, yaralanmışsın. Yaranı temizletmen gerek. Neler oluyor?
gazeteden aldığımız haberlere göre Simon Silver'ın Bilimsel Paranormal Araştırmalar Merkezi'nin başkanı Paul Shackleton'ın Bay Silver'ın duyuüstü yeteneklerinin ayrıntılı bir bilimsel araştırmayla incelenmesi davetini kabul etti, değil mi? Evet, haberler doğru Dana. Simon Silver daha önce aynı üniversitede Margaret Matheson tarafından sahtekarlıkla suçlandıktan sonra 2 hafta boyunca uzmanlar komitesi tarafından tasarlanan çeşitli testlere tabi tutulacak. Üniversite kaynakları Dr. Matheson'ın uzun zamandır ender bir kalp rahatsızlığı çektiğini açıkladılar. Beklenmedik hastalığının ve ani ölümün sebebi de bu olabilir. Neden bana söylemedin? Neden bahsediyorsun? Neden bana söylemedin? İsterseniz ofisime girelim doktor. O komiteye girmek istiyorum. Ne gerekiyorsa yapacaksın, umurumda değil. Orada olmak istiyorum. Bu imkansız. Ekip çoktan belirlendi. Yapabileceğim bir şey yok. Bana bahane sıralama Shackleton. Yap dedim. Komite Silver tarafından onaylandı. Anlamını biliyor musun? Böyle bir şans bir kez ele geçer. Ne yani... gerekiyorsa dedim Shackleton. Sızlanma istemiyorum. Şikayet istemiyorum. Daha fazla gözlemci isteyeceksin. Nasıl bir hikaye uydurursan uydur. Bunu aşırı sübvanse edilmiş beynine sok. Orada olmak istiyorum. Telefonunu bekleyeceğim. Beni burada bırakma. Bırak sana yardım edeyim. Bak beni merak etme. Bu çok kısa sürecek, tamam mı? Şu haline bak Tom. Margaret haklıydı, görmüyor musun? Peşini bırak. Nasıl yaptığını öğrenmem gerek. Nasıl yaptığı neyi değiştirir? Silver'ı unuttum. Bazı şeyler öğrenilmemeli. Seni öğrenmem gerek. Herhangi bir fiziksel gücün ya da olağan dışı bir kimyasal bileşiğin kullanılmasını önlemek için ölçüm cihazları yerleştirildi. Örneğin civa klorürün metallerin direnç seviyelerini değiştirdiği biliniyor. Her parça test sırasında değiştirilmelerini önlemek için özel olarak işaretlendi. Termoelektrik ısı ölçerler, voltmetreler, ışıma ölçerler. Bilimsel Paranormal Araştırma Merkezi'nde daha bu sabah çok sayıda gösterisini iptal eden Simon Silver'ı test etmek için her şey hazır. Bu haksızlık. Tam 2 gündür sırada bekliyorduk. Burada yiyor, burada uyuyorduk. Bizim hakkımızı kim savunacak? Benim için sadece bir gösteri değildi. Benim için çok daha önemliydi ve şimdi... Umurumda değil gerçekten. Eğer böylesi iyi diyorsa bence de iyi. Umarım o çok bilmiş üniversiteli aptallara günlerini gösterir. Peki bu insanların burada ne işleri var? Yani 15 dakika televizyona çıkacakları için koyun gibi sıraya giriyorlar. Bu adam bu kadar inanılmaz ne yapmış? Yani Chris Angel'ı hiç kimse mi biliyor? Bilimin artık bu güçler hakkında olabildiğince çok şey öğrenmeye başlaması en büyük önceliğimiz olmalı. Daha fazla bekleyemeyiz. Gösterilerimin amacı gözleri bu gerçekler kapalı toplumun gözlerini başka enerji türlerine açmak için gerekli koşulları oluşturmaktan ibaretti. Çünkü bu güçler artık görmezden gelinemez. Ve onaylamaları ve herkes tarafından kabul edilmeleri gerek. Teşekkürler. Diğer gösterinizi de iptal edeceğiniz doğru mu? Henüz hiçbir şey iptal edilmedi. Sadece tarihleri değişiyor. Bir soru daha. SPRC deneylerini izlemek için 100'den fazla gazeteci akredite talebinde bulundu. Bu aslında bilimsel araştırmadan çok politik bir zirveden bekleyeceğimiz bir sayı. Ancak sadece birkaç seçkin medya şirketinin temsilcilerine binaya girme izni verildi. Ve hiçbirinin testler sırasında orada kalmalarına izin verilmedi. Kontrollü koşulları garanti etmeye çalışıyoruz. Biz bilim adamlarıyız ve tarihte ilk kez duyu ötesi algının gerçekliği konusunda, beynin madde üstündeki gücü konusunda kesin bir sonuç elde edebileceğiz. Önceliğimiz bu sonuçların doğruluğunu sağlamaktır ve bugün... Gerçekten büyük bir gün bayanlar baylar. Artık dönüşü olmayan bir noktayı aşmak üzere olabiliriz. Ve kestik. Tamam, aldık. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun. Bundan sonra üniversiteninkiler hariç hiçbir kameranın laboratuvara girmesine izin verilmeyecek. İşbirliğiniz için tekrar teşekkürler. Unutma bak, bir sen komitenin üyesi değilsin. Sadece bir gözlemcisin o kadar. Testlerin tasarımına ya da kontrol protokollerine katkın olmayacak. Bakabilirsin, dinleyebilirsin ve lanet olası çeneni kapatabilirsin. Senden korktuğumu da düşündüm. Sana katlanıyorsam bu Margaret'a duyduğum saygıdan. Eğer aynı saygıyı sen de gösterirsen... Bay Silver. Bay Silver. Bunu yapmayı kabul ettiğiniz için size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve sebep olduğumuz rahatsızlıklar için özür dilerim. Bilim size minnettar kalacaktır. Benim tek amacım bu. Size minnettar kalması gereken kişi benim. Doktor Haynes'i zaten biliyorsunuz. Doktor. Doktor Campbell. Doktor. Merhaba efendim.
Ve Dr. Conrad Jennings, biyomedikal mühendislik profesörü. Leeds Üniversitesi bize katılma iyiliğini gösterdi. Doktor. Ve Profesör Franklin, Ohio'daki Case Western Üniversitesi'nden fizik profesörü. Doktor. Şimdi eğer mahsuru yoksa... Burada bir konuk daha var, öyle değil mi? Evet, bu doğru. Özür dilerim, sizi resmi olarak tanıştırmadım. Daha önce tanıştınız mı? Bilmiyorum, tanıştık mı? Doktor Buckley, üniversitemizin psikoloji bölümünden. Doktor Madison'la yakın çalışıyordu. Doktor Buckley'nin kariyeri çok ilgimi çekiyor. Çalışmalarını çok yakından takip ediyorum. Bu hepimiz için çok zor bir zaman Tom. Nasılsın Doktor Madison için gerçekten üzüldüm. Elbette... Siz ne zaman hazır olursanız başlayabiliriz. Bu taraftan lütfen. Bunun kesin bir bilim olmadığını biliyoruz. Acele etmeyin. Bekleyebiliriz. Basit bir şeyle başlamaya karar verdik. Alışmanızı sağlamak için. Tabii. Pisişik fotoğraf. Fotoğraf, evet. Nereden biliyorsunuz? Bunu yapmayalı uzun zaman oluyor. Çok uzun zaman oldu aslında. Dijital değil evet, mi? Evet, öyle. Kesinlikle. Şey ister misiniz? Bir kart istiyorum. Parmağımın objektifi lekelemesini istemem. Biz plastik bir silindir hazırlamayı uygun gördük. Umarım bir mahsuru yoktur. 1 santim çapında. Affedersiniz, işinizi görür mü? Bilemezsiniz Doktor Shackleton. Sizin de dediğiniz gibi bu kesin bir bilim değil. Başlayalım mı? Bekliyorum. Lütfen saatime dikkat edin. Camı yukarı açılır. Kolların yanlışlıkla hareket etmesini istemem. Şu andan itibaren ellerinizi lütfen masadan çekmeyin. Bunu sadece kontrol için biz yapabiliriz. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani kaldırırsanız test geçersiz sayılacaktır. Tamam. Teşekkür ederim. Ben hazırım. Simon Silver'la deneyler Bilimsel Paranormal Araştırma Merkezi 2011. Araştırmacılar Paul Shackleton, Virginia Haynes ve Preston Campbell. Bu film Bilimsel Paranormal Araştırma Merkezi'nde Bay Simon Silver üstünde gerçekleştirilen incelemenin ilk 6 gününü göstermektedir. Tüm görüntüler gerçek deneyler sırasında çekilmiştir. Hiçbir sahne canlandırma değildir. Bu Simon Silver. Pisişik fotoğraf deneyi, düşünce fotoğrafı. İzleyeceğiniz deney için Silver'a 3 farklı modelde fotoğraf makinesi verildi. Sabit odaklı objektife sahip ve sonsuza odaklanmış orta seviye bir dijital makine. 50 mm lensli ve sonsuza odaklanmış geleneksel bir analog kamera ve o da sonsuza odaklanmış bir Polaroid fotoğraf makinesi. Silver'ın dijital kamerayla yaptığı denemelerden pozitif sonuç alınamadı. İkinci kamera tam olmayan bir sonuç verdi. Pozitif bir değerlendirme için yetersizdi. Sadece Polaroid kamera Silver'ın düşüncelerini fotoğraf filminin üstüne yansıtmayı başarabildi. Bu sonuçlar için bilimsel bir açıklama yok. Silver'a düşünce akışını odaklaması için verilen silindir üstünde oynanması olasılığına karşı her deneyden önce çok dikkatli bir şekilde kontrol edildi. Metal eğme deneyleri. Silver uzaktan dokunmadan metalleri eğebilme yeteneği olduğunu iddia ediyor. Ancak deneyler sırasında deneysel olarak bu onaylanmadı. Daha esnek bir protokolde Silver'ın metale dokunmasına izin verildi. Filmde de görüldüğü gibi metal gerçekten eğildi. Filmin görsel analizi Silver'ın bunu çok güçlü parmakları ve mikro manipülasyon hareketleriyle mi yaptığı, yoksa bükülmeye iddia ettiği gibi gerçekten paranormal bir yeteneğin mi sahip olduğunu belirlemek için yeterli olmadı.
Sonra Simon Silver elini musluktan akan suyun altına tuttu. Görüntüde de görülebileceği gibi suyun akış yönü Silver'ın elinin etrafındaki bir tür dış etken tarafından değiştirildi. Bükülmeyi kesin şekilde ölçmenin zorluğu, deneyin deneysel bir değerlendirmenin dışında bırakılmasına sebep oldu. Bilimsel Paranormal Araştırma Merkezi. Sanırım buldum doktor. İkinci adaptörle deniyordum ama eğer bunu birleştirebilirsem... Odaklan ben. Yardımın için teşekkür ederim ama hata yapma, tamam mı? Özür dilerim doktor, söz veriyorum. Bir şeye söz verme, sadece bağla. Güzel. Ne, siyah beyaz mı? Önemli değil, fark etmez, tamam. Devam et, devam et, devam et. Dur, orada dur, dur. Tamam, bu son testti. Telepati bölmeleri. 2 hafta boyunca Silver'ın 2 metre yakınına bile yaklaşamadım. Ama hepsinin bir sahtekarlık olduğunu biliyoruz. Aslında doktor bak, tam bence... Tam bir saçmalık. Tamam, geri gel. Devam et, devam et. Tamam, salonun diğer tarafına git. Dur, dur, ben orada dur, tamam. Şu anda Shackleton elindeki verileri değerlendiriyor ve pozitif bulgularını yayınlamaya hazırlanıyor bu gece. Ve bu Silver'ın son gösterisiyle aynı gece. Ve şu rastlantıya bak ki o da burada, bu şehirde gerçekleşiyor. Bu en başından beri peşinde olduğu final. Bu acele neden? Sonra bir şey bulursak sonucu değiştirebiliriz belki de. Ben, daha sonra olan hiçbir şeyin anlamı olmayacak. Beni dinle. Şu anda dünyayı büyük bir aptallıktan kurtarabilecek tek kişi sensin, tamam mı? Tamam mı? Şimdi şu düğmeyi görüyor musun? Tüm kameralardan gelen tüm görüntüleri birleştirmek ve kare kare senkronize etmek için 2 günü uğraştım. Tüm açıları görebiliyoruz, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ben, burası alış bölmesi. Silver alıcı. Bu kontrol paneli. 10 ışıklı düğme var. Normalde her birine basit bir kart yerleştirilirdi ama Silver kör olduğu için onları birden 10'a kadar numaralandırdılar. Tamam, şimdi onun... Şişt, sus. Şimdi ikinci bölme. Önemli değil, sadece öyle bir kuş. Bu gönderim bölmesi. Monitörü görüyor musun? Kapalı devre. Peki panelini görüyor musun? Hayır, 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 hayır. Silver'ın panelini görüyor. Odaklanmasına yardım etmesi gerekiyor. Şimdi bilgisayar rastlantısal olarak ışıkları yakıyor. Ve adam ona verilen rakama odaklanıyor. Tamam mı? Rakamı bildiğini düşündüğünde kırmızı düğmeye basıyor. Ve bu Silver'ın bölmesine bir sinyal gönderiyor. Silver işareti duyunca beynini boşaltıyor. Ve cevap olduğunu düşündüğü rakamı bulduğunda adamın ona gönderdiği rakama denk gelen rakama basıyor. Beni anladın mı? Tamam. Deney toplam olarak molalar dahil 7 saat sürdü. Onluk bloklar halinde 9 kere tekrar edildi ve sonuçlar olağanüstüydü. Sapma oranları şans eseri olarak açıklanabileceklerden 8 kat daha fazlaydı. Şimdi bunun anlamı nedir? Silver'ın güçleri gerçekten... Hayır, bu Silver bizi kandırıyor demek. Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü telepati diye bir şey yoktur. Çünkü hiç kimsenin özel güçleri yoktur. Hayır. Protokol ve teori güçlü. Sadece Silver bunu aşmanın bir yolunu bulmuş. Vericiler aramakla uğraşma çünkü bölmeler Faraday kafesi olarak iş görüyor. Kontrol ettiğim, izole edilmişler. Ya bu bir numara değilse? Hey, burada 7 farklı kameradan alınmış 4,5 saatlik görüntü var. 30 saatten fazla. Burada tam olarak ne aramam gerekiyor? Bir açıklama ben. Sadece bir açıklama. Mantıklı yapmaya çalış. Her şey yolunda mı tatlım? Bu yıl takımda çok fazla değişiklik beklenmediğini ama yedeklerde değişiklikler olabileceğini sinyal veriyor. Yağmur yağıyor.
Otur lütfen. Birazdan seninle ilgileneceğim. Kolay ulaşılabilen biri değilim herhalde artık. Bunu anlamışsındır. Sadece gerçekten isteyenler bana ulaşabilirler. Bugün başka kimseyle konuşmayacağım. Belki yarın olabilir. Başka bir şehir. Belki de bir daha konuşmam. Ben her günümü son günümmüş gibi yaşarım ve artık yorulduğumu hissetmeye başladım. Gerçekten çok yorgunum. Hizmetlerim için her zaman para istemem. Bunu biliyor muydun? En azından para olarak ödemenin başka yolları da var. Ama sen zaten bunu biliyorsun. Bunu biliyorsun, öyle değil mi? Olmak ya da öyleymiş gibi görünmek. İşte sorun bu. Her zaman öyleydi. Hepimiz olmadığımız şeyler olmaya çalışırız. Her gece 27 kez rüya görürüz. Bu bizim unutmamıza yardımcı olan karmaşık bir nörolojik koruma mekanizmasıdır. Seni ne koruyor? Tuzdan bir çizgi mi? Eski Yunan'dan günümüze kadar filozoflar ve akademisyenler insanın temelde rasyonel olduğunu düşündüler. Ben aynı fikirde değilim. Bir insan diğerini önce kendini incelemeden inceleyemez. Aletlerimizin uygun şekilde ayarlandığını nereden bileceğiz? Güvenilir olduğumuzu nereden bileceğiz? Gerçeğe ulaşmanın sadece tek bir yolu var. O da bir şey beklememek. Amaçlarımız iyi olmazsa sonunda canavarlar yaratırız. Evet, lütfen izin ver, çok geç oldu. Senin için de. Merak etme, yakında yine karşılaşacağız. Ha evet, yeniden görüşeceğiz. Silver artık geri sayımının sonuna yaklaşıyor. Bir kez daha emekli olduğunu açıklayışının üzerinden sadece 12 saat geçti. Bu beklenmedik haber hayranları arasında büyük bir telaş. Birbiriyle çelişen çok farklı tepkiler alıyoruz. Silver'ın temelli olarak döndüğüne inananlar artık gidişini kabullenmek zorunda kalacaklar. Elbette şüphelenlerin hesaplarına göre Silver bir aydan kısa bir süre içinde 4 milyon dolardan fazla kazanmış olabilir. Gösterilerinin kapalı gişe gerçekleştiği haberler bilet fiyatlarının kara borsada bir anda 2000 dolara kadar ulaşmasına sebep oldu. Bugüne kadar bir tek gösteri için daha yüksek bir rakamını sizin de gördüğünüz gibi gerçekleşecek son gösterisi için salon 1,5 saat önceden tamamen dolmuş durumda. Nasıl bir gösteri olacağı konusunda hiçbir fikrimiz bilimsel yok. Bilimsel Paranormal Araştırma Merkezi'nin varacağı sonucu resmi olarak açıklanması herkes tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Merkezi yakın kaynaklardan aldığımız doğaüstü olay. Ve belki bu defa tüm şüphecilerin sonsuza kadar susmaları sağlanacak. Ve ilk kez bu uç bilim alanında büyük bir adım atılmış olacak. Bilim adamları Simon Silver gibi bir insanı ünlü yapan tartışmalı yetenekleri inceleme fırsatını çok ender yakalayabilirler. Simon Silver'ı izlemek için o salonu dolduran insanlar acaba gerçekten hayal ettikleri gibi mi? Bu gece neden buraya geldiniz? Ne görmeyi umuyorsunuz? Sizi şaşırtmamı mı istiyorsunuz? Sizi eğlendirmemi mi istiyorsunuz? Bu kadar yakından baktığınız şey ne?
Hakkımda ne biliyorsunuz ve ne kadarına inanıyorsunuz? Özlemlerinizi, arzularınızı hissedebiliyorum. Beklentilerini hissedebiliyorum. Bu karanlıkta yaşamaya mahkum edilmiş bir hayvanın acı dolu korkusuyla aynı ki sonunda gözlerini açar ve büyük bir arzuyla ışık talep eder. Ve avazı şüttüğü kadar bağırır. Siz ne görmeye geldiniz? Bunu mu? Bunu mu görmeye geldiniz? Damarlarımın yeni bir anlayışın ateşiyle dolduğunu hissedebiliyorum. Batlamyus'a deli dedik. Galile'nin yüzüne tükürdük. Giardona Bruno'yu yaktık. İhtiyacımız olan şey ne? Öğrenmek için ihtiyacımız olan şey ne? Bizi biz yapan şey ne? Sonunda kabul etmemizi sağlayacak olan ne? İnanmamızı sağlayan şey ne? Sorulması gereken şu ki bugün buraya neden geldiniz? Aklını mı kaçırdın? Seninle konuşmamam gerekiyor. Dur. Sana karşı değilim. Ne bulduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Benim de öğrencimsin, unuttun mu? Doktor Shackleton, konuşamayacağımı biliyorsunuz. Doktor Buckley'nin çalışmalarına, Doktor Matheson'ın çalışmalarına olduğu gibi saygı duydum. Düşmandan özür dilerim doktor, kapatmam gerekiyor. Dinle. Şu anda 9 gün süren deneylerin sonuçları karşımda. Ve ayrıca bunların hepsi kesin sonuçlar. Tek eksik benim imzam. Burada duyu ötesi algının bilimsel onayından bahsediyorum. Öyle ki bu güçler bugüne kadar sadece sahte bilim olarak görülüyordu. Bunu biliyorum. Bu sonuçların yayınlanmasının Doktor Buckley ve departmanı için ne demek olacağının farkında evet, mısın? Evet, sanırım. Ve eğer bir hata yapıyorsak, ne olursa? Bunu bilmem gerek. Elimizde ne var? Hiç. Nasıl? Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey yok. Son çağrı. Gitsek iyi olacak. Umarım ikinci yarı birinciden iyi olur. 300 doları Hamlet'i izlemek için vermedim. Sally. Ben ne işim var burada? Sally, seni gördüğüme çok sevindim. Bak, Tom burada olacağını söylemişti. Bunu senin yapman gerekiyor, benim değil. Ne yapıyorsun burada? Tom nerede? Evde değil. Telefonuna cevap vermiyor. Başına bir şey mi geldi? Bu SPCI mı? Telepati bölmeleri. Aynı görüntüleri izleyip duruyorum. Ve benim fikrimi istersen... İstemiyorum. Tom nerede? Silver'ın yanında olmalı. Ne demek Silver'ın yanında? Salonda. Olağan dışı hiçbir şey yok. Onu burada beklememi istedi. Yani otur. Benim için mahsur yok. Ah!
Bu ne? Hangisi? Oradaki. Saati. Silver neden saat takıyor? Kör insanlar da saat takar Seli. Kapağını açıp dokunarak saati anlarlar. Merak etme, kontrol edildi. İkinci görüntüye geçer misin? Aradığın şey ne? Henüz bilmiyorum. Vericiyi sola ve Silver'ı sağa yerleştir. Tamam, işte oldu. Saatlere odaklan. Yapabilir misin? Saatlere mi? Elbette. Bir saniye bekle. Bu açıdan görünmüyor. Başka bir kameradan deneyeceğim. Kaliteyi arttırabilir misin? Elbette. Bir tek pikseli bile alıp büyümle temizleyip o kadar parlak ve temiz hale getirebilirim ki bakmak için güneş gözlüğüne ihtiyacın olur. Bu bir film değil Seli. Bu psikoloji departmanındaki orta seviye bir bilgisayar. Tamam, diğer kameraya geç. Ne aradığını bana da söylersen... İşte dur. Tanrım Seli, bu bir kayıt, tamam mı? İstediğin kadar ileri ve geri gidebiliriz. Sakin olabilir misin lütfen? Görüntülerin senkronize olduğundan evet, emin misin? Evet eminim. Tamamen mi? Tamamen. Aradığın şey ne? Anlamıyorum. Saatleri aynı bile değil. Silver ve vericinin analog saatler takmalarının ve ikisinin de saniye saniye milimetrik seviyede senkronize edilmiş olmalarının olasılığı senkronize ne? Senkronize mi? Ne dediğimi duymadın mı? Saatler aynı saati göstermiyor. Saniyesi saniyesine. Tanrım. Bu bir şifre. Bölüyorlar. Saatlerin kadranlarını ona bölmeleri gerekiyor. Her sayı için bir. İkinci kol o noktaya geldiği zaman. Verici düğmeye basıyor. Silver'ın ikinci kolun yerini bilmesi yeterli. Sinyali duyunca bunu kolun pozisyonu olarak çeviriyor. Bu işte birlikten. Doktor Buckley haklıydı. Dolandırıcılar. Silver kollara hiç dokunmuyor. Ne kadar basit olursa o kadar iyi. Tam da önümüzde duruyor. Madison'ın söylediği şu şey neydi? Uygulanan kusurlu metodoloji ve elde edilen verinin yanlış kullanımı. Ya da doğru kontrol mekanizmalarının olmaması. Bir şeyi gözden kaçırdılar. Lanet olsun. Silver görebiliyor. Simon Silver. Bu kadar ileri gitmesi gerekiyor muydu? Gerçeği öğreneceksin ve gerçek seni çılgına çevirecek. Bayanlar ve baylar, aramızda seçkin bir konumuz olduğunu söylersem herhalde yanılmış olmam. Merak etme. Çoğunuzun da biliyor olduğunu tahmin ettiğim gibi genç ve ısrarcı Thomas Buckley bir süre önce hayatının bir bölümünü benim hayatımı olabildiğince zor yapmaya adadı. Ve bugün pek iyi görünmediğini söylersem çok mu ileri gitmiş olurum? Yapamadım. Sonunda gerçekten yapamadım. Ama bunu biliyorsunuz değil mi? Kendinizi reddedemezsiniz. Sonsuza kadar reddediş içinde yaşayamazsınız. Tüm gücümle çalıştım. Ve bugün bitecek.
İkimiz için de. Umarım ikimiz de hazırızdır. Sen bir aptalsın Bakri. Beni herkesin önünde bir tehdit ediyorsun. Ben senin gibi değilim. Bana zarar veremezsin. Ben yaşam gücüyüm. Ben rüzgarla gelirim ve rüzgarla giderim. Canımı yakmamı mı istiyorsun? Hala zamanın varken buradan çek git. Sohbetinizi bölmek istemezdim ama gerçekten oturmam gerek. Kolum acıyor. Öyleyse indir. Sana engel olan bir şey yok. Ama ben indiremiyorum. Sana her söylenene inanma. Otursan daha iyi olur. Bakli, ne cesaretle bana meydan mı okuyorsun? Güçlerini mi sorguluyorsun? Beyinlerimizi gürültüyle dolduruyoruz. Olduğun yerde kal. Canımı yakmamı mı istiyorsun? Kendimizi, tanımadığımızı bile reddediyoruz. Kendinizi sonsuza kadar reddedemezsiniz. Doğru değil mi? Bakli! Beni görmezden gelemezsin. Zaman geçiyor. Ama hiç ölmeyeceğinizi ve her şeyin sonsuz olduğunu düşünüyorsunuz. Ama zaman geçer. Olduğun yerde kal. Bir adım daha atma. Ateşle oynuyorsun. Güven bana, ateşle oynuyorsun. Sonunda o kadar çok zaman geçmiş olur ki. Bir şeyler yapman gerektiğini anlarsın. O zaman uyanırsın. Nasıl bir güçle karşı karşıya olduğunu unutmaya kalkma. Saçın bitti. Olduğun yerde kal. Margaret bunu bilmiyordu. Nasıl bir güçle karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Onu söyleyemedim. Hiç öğrenemedim. Sakın yaklaşma. Her şey bir yalan. Sakın yaklaşma. Seni uyarıyorum. Başından beri biliyor muydun Sanders Silver? Biliyor muydun? Bakri! Öğrenmek istediğim şey bu. Bakri! Başından beri biliyor muydun? Bakri! 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 Bunu nasıl yaptın? Sahtekar. Bunu nasıl yaptın? Simon benimle gel. Nasıl yaptın bunu? Bunu nasıl yaptın? Sevgili Margaret, bugün bile her şeyi ne zaman bittiğinden emin değilim. Ağlamak, kızmak, üzülmek istiyordum. Eskiden olduğu gibi hissetmek istiyordum. Hayatım boyunca sessizlik içinde,
kendime benzeyen birini arayıp durdum. Bütün bir ömür, hiçbir cevap bulamadan gelip geçti. Senden o kadar çok şey öğrendim ki. Ama en önemli şeyi unuttum. Bunu nasıl bildin? Çünkü ben medyumum. Silver. En başından beri. O bendim. Değil mi Margaret? Nereden çıktın sen? Neden benim yanımdasın? Başından beri. Hepsi bendim. Kendini sonsuza kadar reddedemezsin. Sihrin çoğu yanlış yere baktırılarak yapılır. Senin isteyeceğin şeyi yaptım. Ama kendimi sana göstermediğim için kendimi hiç affetmeyeceğim. Çünkü en azından sana başka bir şeyin olduğunu bilmenin huzurunu verebilirdim. Ama sen daha fazlasını hak ediyorsun. Doktor Harrison, acile lütfen. Bugün sen her şeyi hak ediyorsun. Doktor Harrison, acile lütfen. Doktor Harrison, acile lütfen. Kendini sonsuza kadar reddedemezsin. Kendini sonsuza kadar reddedemezsin.